Elazığ Belediyesi tarafından gazeteci yazar Ahmet Kabaklı anısına düzenlenen Ulusal Kitap Fuarı'nda şair, senaryo yazarı, televizyon programı sunucusu, köşe yazarı İsmail Kılıç Arslan okurlarıyla buluştu. Elazığ Belediyesi tarafından gazeteci yazar Ahmet Kabaklı anısına düzenlenen ve 16 Ekim tarihlerine kadar devam edecek kitap fuarında yazarlar ve okurlar buluşmaya devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 100'e yakın yayın evi ve yazarın katılım sağladığı fuar adeta kitapseverlerin akınına uğruyor. Açıldığı günden itibaren fuarı binlerce kişi ziyaret ederken kalemleriyle okurların hayatlarına dokunan yazarlar da kitapseverlerle buluşuyor. Yazdığı kitaplarla fuara katılan şair, senaryo yazarı, televizyon programı sunucusu, köşe yazarı İsmail Kılıç Arslan söyleşi programında kitap dostlarıyla bir araya geldi. İnsanlığa dair tek bir olumlu duygu ya da düşünce dünyada kalmasa, elimizde tek bir kavram olarak adalet kalsa, bütün olumlu, iyi, güzel kavramları adalet kavramına tutundurarak yeniden bulabiliriz ve ortaya çıkarabiliriz. Kanaatim bu yöndedir. Adalet meselesiyle ilgili. Ben adalet kavramının, adalet kelimesinin daha doğrusu malum Arapça bir kelimedir. Etimolojisine yani köken bilgisine de pek hayranımdır, öyle diyelim. Adalet biliyorsunuz Araplar bakımından, kelimenin köken bilimi bakımından şöyle bir manaya gelir. Araplar bir sofra hazırladığında işte o sofranın çorbası doğru yere, pilavı doğru yere, kaşığı doğru yere, minderi doğru yere, örtüsü doğru yere, ne bileyim sofrayı aydınlatacak kandili doğru yere konulduğunda Araplar o sofraya adil bir sofra derler imiş. Öte yandan fuara katılan yazar Ahmet Özden Özen, yeni kitabı olan Yukarı Fırat Efsaneleri isimli kitabını okurları için imzaladı. Murat akarken sizin hikayeleri de getiriyor. Evet. Özen, Yukarı Fırat Efsanelerini günümüze taşımak amacıyla hikayeleri bir kitapta topladıklarını söyledi. Tabii ki efsanelerimiz çok, birbirinden güzel efsanelerimiz var. Biz sadece kendi kitabımızda bu efsanelerimizden 4 tanesini toparladık. Yukarı Fırat'ta, özellikle Elazığ'da, Bazgil, Keban, Fırat Nehri'nin aktığı bütün yörelerde Fırat akarken tarih de aktı, efsaneler de aktı ve biz bu efsaneleri günümüze taşımak istedik. Bu konuda televizyon Kanal Fırat ve Kanal 23 televizyonlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü günübirlik her gün aynı şekilde canlı yayınlarıyla okurları tüm evlere, bütün Türkiye'nin diğer yerlerinde yaşayan insanlarımıza bu fuarın canlılığını, heyecanını kattılar. Ben de burada tüm misafirlerimize, tüm okurlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum.